Evet efendim, herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Güney Koreliler. Ben yaklaşık 1,5 yıl kadar doktora araştırmalarımı yaparken Güney Kore'de bulunma şansına sahip oldum. Ve genel itibariyle Asya kültüründe, tabii Çin'i çok bilmiyorum ama Japonya ve Güney Kore'de belli zaman geçirme şansım olduğu için bir şeyler söyleyebilirim. İnanılmaz bir çalışma kültürü var. Yani kabul edilebilir değil, bunu söyleyeyim yani. Gerçekten böyle bir çalışmayı bence yasaklanması gerekiyor tüm dünyada. Heze bu Güney Kore'de şey oldu zaten, yasaklanma direkt hükümet tarafından yapıldı. Ne oldu? Hükümet dedi ki artık yıllık izinlerinizi kullanmak zorundasınız. Yani kullanmama gibi bir şansınız yok. Çünkü bundan daha öncesinde, galiba 2013 yılında geldi yasa, emin değilim tam olarak tarihinden ama daha öncesinde şöyle bir şey vardı. Güney Koreliler yıllık izinlerini bile kullanmıyorlardı. Dolayısıyla o kadar büyük bir çalışma, o kadar fazla çalışma var ki bu psikolojik sorunlar ve sağlık sorunlarını da yol açıyor. Hükümet dedi ki böyle bir dünya yok artık, izinlerinizi kullanacaksınız. Nasıl bir çalışma peki bu? Ben size gördüklerimi anlatayım. Ben ilk işe başladığımda, dolayısıyla işe değil, doktora araştırmaları için üniversiteye gittiğimde Güney Kore'deki bana bir oda verdiler. Biz odada 4 kişiydik. 3 tane Güney Kore'de asistan vardı, bir de ben vardım. Şimdi ben genel itibariyle gerçekten erken giderim, geç çıkarım. Özellikle asistanlık dönemlerinde bu çok daha fazlaydı. Yani sabah 8.30-9 gibi giderdim. Gece 1-2 gibi çıkardım ben ofisten. Çalışırdım yani tüm gün. Yani çoğu gün tabii 7-24 böyle değildim. Şimdi kendimi de şey yapmayayım ama. Geçip böyle bir düzenim vardı genel itibariyle. Şimdi aynı düzeni ilk gittiğim günlerde de yavaş yavaş orada tutmaya başladım. Hani ilk günde böyle bir uçaktan oraya indiğiniz bir jet lag falan oluyor. Ama yine böyle bir sabah 9 falan 9.30 gibi gidiyordum. Akşam 8-9 gibi çıkıyordum ama gittiğimde de adamlar orada, ben çıkarken de orada. Sonra yavaş yavaş düzenim oturmaya başladı. Erken gidiyorum, gecenin köründe çıkıyorum. Diğer asistanlar yine orada. Belli bir süre sonra ben inatlaşmaya başladım. Yani kendi içimde, ya arkadaş bunlar ne zamana kadar buradalar, ne kadar süre buradalar? Çünkü sen ister istemez kafasında bir soru işareti oluşmaya başlıyor. Üçüncü haftasıydı yaklaşık oradaki geçirdiğim zamanı. Dedim ben inat bugün. Hiçbir şekilde çıkmayacağım ofisten onlar gidene kadar. Hiç abartısız. Sabahın 4'üne kadar orada durdum. Adamlar çıkmadılar. Hepsi şöyle bir portatif yatakları vardı. Onları açtılar ve iş yerinde uyumaya başladılar. Üçü de fark ettim ki haftanın sadece bir gün evlerine gidiyor. Bunun dışında haftanın 6 günü gece gündüz oradalar ve çalışıyorlar. Tabii şurada hemen bir tırnak işareti, bir parantez açayım. Yani bu çalışma çok verimli bir çalışma değil. Yani zaten OECD'nin yaptığı bu analizlerde de, istatistiklerde de görüyorsunuz. Dünyanın en verimsiz çalışma, dünyanın en verimsiz çalışanlarından biri Koreliler. Çok çalışıyorlar. Çok çalıştıkları için bu verimsizlik hiçbir sorun teşkil etmiyor. Zaten hepimizi fark ettiyseniz 2-3'e katladılar. Onca marka çıkarttılar o yıkılmış ülkede. Bunun temel nedeni tabii ki çalışmaları. Ama verimsizler. Şimdi verimsizliğin bence ilk noktası şu. Sürekli iş yerinde oldukları için belli bir süre sonra iş dışında başka şeyler de yapıyorlar. Yani oyun, mesela inanılmaz oyun oynuyorlar. Güney Kore'de biliyorsunuz bu e-game diyorlar. Ya bu LoL var, League of Legends, StarCraft. Ya bunları oynuyorlar. Yani iş yerinde de açıyorlar bazen. Kafa dağıtmak için oynuyorlar. Çok normal. Uyuyorlar tabii gün içerisinde. Ya uyuklaması gerekiyor. Çünkü insan o kadar çalışırsa uykusu geliyor ve gözleri kapatıp uyuyor. Tüm hayatları orada olduğu için belli bir süre sonra işte hani bu normal gündelik hayatta yapacakları şeylerle işte yapmaları gereken şeyler birbirine giriyor ve verimsizliğe yol açıyor. Bir de akademi açısından benim gözlemim şuydu açıkçası. Verimsiz olmalarından birinin nedeni. Bir gün işte asistan arkadaşlarla bir sorun vardı. Veri madenciliği çalışıyorlardı oradakiler. Veri madenciliği gibi algoritmayı halledemedik. İşte ben de fikir sunmaya çalışıyorum ama bulamıyoruz. En son dedim ki arkadaşlar hocaya soralım. Hiç unutmuyorum, ben hocaya soralım dediğim anda hepsi gözler kocaman oldu. Ya böyle bir düşünce biçimi akıllarından bile geçmiyor. Hepsi böyle şaşırdı, hocaya sormak falan. Dedim ya hocaya soracağız, hocanın görevi ne? Bize anlatmak değil mi? Bu işi kısaltmak. Tamam biz bir emek harcayacağız tabii ki ama emeği harcadık, bulamadık sorunu. O zaman gidip hocaya sormamız gerekiyor. Ama onların kültüründe böyle bir şey yok. Çünkü o kadar hiyerarşik bir düzen var ki gidip hocaya ben bir şey anlamadım, yapamadım diye sorma üniversite asistanları açısından benim gördüğüm kadarıyla pek mümkün olan bir şey değil. Hepsi de şey dedi bana, biz böyle bir şey soramayız. Biz bunu sorarsak şunu kabul etmişler, biz bulamadık, yapamadık kabul etmişler. Kültürel olarak bunu kabul etmiyorlar. Bunu kabul etmediği için, özellikle akademi, çünkü dediğim şey üstten bilginin alt nesillere geçirmesinden ibaret bir şey temelinde, eğer ilerlemek istiyorsak hızlıca. Ama bu kesinlikle Kore'de kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Yani yapamıyorlar bunu çünkü böyle bir hiyerarşik düzen var. Şimdi bu iş bir de Amerika'da tabii şu an bulunduğum yerde bu hiyerarşik mesafede iyice kısa.
belli ki bu bayağı verimli olan bu. Mesela biz Türkiye olarak tam bu iki kültürün ortasında yer alıyoruz diyebiliriz. Yani Güney Kore'de inanılmaz bir hiyerarşi var. Amerika'da hiç hiyerarşi yok. Yani en basit örnek, ben şu anda Rishik Bagoz diye benim alanımda çok iyi bilinen bir profesörle çalışıyorum. Yani gerçekten efsane isimlerden bir tanesi alanım için. Sınıfa giriyorsunuz, adama Rick diyor herkes. Yani profesör bile yok. Rick. O da zaten öyle denmesini söylüyor ki bana Rick deyin diyor. Ben hala diyemiyorum mesela adama Rick deyip çağırmak gibi bir şey. Benim için geldiğim kültürden dolayı mümkün değil. Ben hala profesör Bagoz diyorum. Ama sınıfın geri kalanı şey yani. Aynen muhabbet şu şekilde oluyor biliyorsunuz. İngilizce'de sistem de yok. Aslında temelde de şu Rick gel bir bak bakalım ben bir şey yapamadım diye çat diye aklına gel. Hemen her soruyu soruyorlar. Yani hatta şunu fark ettim. Çoğu öğrenci aslında bir şey için çaba da sarf etmiyor. Rick'in bunu yapmanın bir görevi olduğunu düşünerek direkt Rick'i çağırıp şeyi söylüyor. Hocam böyle böyle bir durum var. Hemen bana bir cevap verir misiniz diye bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla doğru düzgün bir aslında hani kendi çabasıyla öğrenme kısmını en azından takılma noktasında çok daha az emekle yapıyor diyebilirim. Yani bizde de hocaya sorarken belli bir şey vardır. Yani ben birazcık uğraşayım. Yani belli bir seviyeye kadar. Yani o engel bizde de olur. O belli bir seviyeden sonra biz gidip hocaya sormayı düşünürüz. Koreliler gibi hiçbir şekilde sormayalım gibi bir durum yok. Ama bizde de o hiyerarşinin biraz olduğunu söylemek gerekiyor. Amerika'da bu hiyerarşi neredeyse hiç yok. Ama dediğim gibi şanslıyız. Bence tüm dünya şanslı. Çünkü Asyalılarla gerçekten çalışkanlık konusunda mücadele etmeye ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani inanılmaz bir çalışma şeyi var. Şeyleri var, yaklaşımları var. Dolayısıyla bu inanılmaz çalışmayla dünyanın geri kalanının mücadele etmesi iyi bir şey değil. Yani daha doğrusu iyi bir şey değil demeyeyim. Mümkün bir şey değil. Gerçekten değil. Yani böyle bir çalışma yok. Dünya başka hiçbir yerinde yok. Şansım oldu. Gerçekten farklı kültürleri görme, farklı kültürlerdeki üniversitelerde bulunma şansına hakikaten sahip olduğumu düşünüyorum. Şans olarak görüyorum bunu da. Ama ne Finlandiya'da ben böyle bir şey gördüm, ne Amerika'da gördüm, ne diğer Avrupa ülkelerinde gördüm. Ama Asya'ya gittiğiniz anda gece gündüz çalışan, çalışmaktan başka hiçbir şey bilmeyen ve bütün odağı bu olan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ve dediğim gibi dünya normal şartlarda böyle bir şeyle mücadele edebilmesinin şansı yoktu. Bence en büyük şansı dünyanın geri kalanı bir, sistem verimsizleşiyor belli ki bu kadar çok çalıştıkları için. İki, hiyerarşi olduğu için, akademi üzerinde konuşuyorum, özel sektörle ilgili bir konuda bir şey diyemem. Ama hiyerarşi olduğu için akademide ilerlemeleri çok yavaşlıyor. Yani yoksa normal şartlarda işte Harvard'ın da Massachusetts'inde de çok çalışan adamlar var. Ama şimdi Koreliler kıyaslandığınızda bilimin aslında daha iyisini buralarda üretildiğini görüyoruz. Niye? Çünkü hiyerarşik düzen çok daha az olduğu için büyük ihtimalle çok hızlı ilerliyorlar. Ya aklına gelen soru çat diye hoca hiç çekinmeden soruyor. Diğer tarafta Güney Kore'deki Asya'daki öğrenciler aynı sorunla büyük ihtimalle hocanın yıllarca kaybettiği sorunla aynısıyla cebelleşiyorlar ve gidip hocaya sormak gibi bir şey akılların ucundan geçmiyor. Bu da dolayısıyla ne yapıyor? Sistemin verimsiz hale gelmesini beraberinde getiriyor. Dediğim gibi benim düşüncem biz ülkemizin tam bunun arasında yer aldı. Ama doğru olanın en azından gördüğümüzde, baktığımızda yani üniversite sıralamalarına da tabii ki bu benim kısıtlı gözlerimden yola çıkarak söyleyeceğim bir şey oluyor. Doğru olanın sanki Amerika'da yapılan bu hiyerarşinin neredeyse sıfıra indirilmesinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında öğrenci hiç çekinmeden, hiç en ufak bir şey hoca bunu sorarsak da ayıp olur mu gibi bir düşünceye sahip olmadan aklına gelene direkt sorması belli ki. Çünkü çok daha verimli hale geliyor sistem. En azından öğrenci bizlerin yaşadığı sorun aynısında cebelleşmekten daha çok zamanının yeni sorunlara ilerleyebilip daha ilerideki bizim göremediğimiz, daha üst aşamadaki sorunlarla uğraşmaya ayırabilir hale geliyor. İlerleme de zaten bu şekilde olmalı. Bugün bahsetmek istediğim konu buydu. Umarım ki bir faydası olur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Unutmadan hemen söyleyeyim tabii ki. Biliyorsunuz ki kanalımızın gelirleri her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlanıyor. Hem bu gelirimizin yani bu bağış miktarımızı yükseltebilmemiz hem de kanalda gelecekte yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.